Aang, you must master the Avatar state. It can be the ultimate weapon. Avatar son bükücü. Benim kanalımın tutmasında, böyle popülerleşmesinde en büyük etken Avatar son bükücü videolarıydı. Kanal böyle stabil giderken son ava bükücü ile ilgili bir bilinmeyenler videosu attım ve kanal bir anda büyüdü bu konuma geldi. Yani belli bir zamana kadar güzel gidiyordu ama işte belli bir zamandan sonra ben video atmadım bir şeyler oldu algoritma kötü oldu falan derken kanal yine hani çok ekstra iyi bir durumda değil ama sizler sayesinde yine güzel bir yerde. Algoritmayı biliyorsunuz yorum yapmanız beğenmeniz gibi durumlarda algoritmam tekrar düzelecek yardımlarınızı bekliyorum bu konuda abone de olabilirsiniz isterseniz. Şimdi Avatar son ava bükücünün fragmanları yayınlandı Netflix'e live action yapımı gibi geliyor. Hatta Şubat 22'de çıkacak. Bununla ilgili video yapacaktım ben. Yani hani bayağı bekliyordum o dönemde ilk haber verildiği dönemde ama belli durumlardan dolayı yapamadım videoyu ve şu anda yapıyorum. Bu Avatar sona Büküz'ün yayınladığı fragmanlar beni hiç heyecanlandırmadı çünkü bir Netflix yapımı olacak. Şimdi bana diyeceksiniz ki One Piece'in live action uyarlaması inanılmaz güzeldi. İşte çok beğenildi. Zaten hani ben de buna kabul ediyorum. One Piece'in uyarlaması çok güzel. Hatta bu live action'dan sonra ben animeye başladım. 800. bölümlerde falanım şu anda. Hani hikaye ne kadar yavaş gitse de hoşuma gitti. Yani güzel bir hikayesi var. Ama aynı başarı büyük bir ihtimalle sona bükücünün live action yapımında elde edilemeyecek. Bir sürü önümüzde Netflix'in yaptığı live action yapımlarla ilgili örnek var. En büyük örneklerden bir tanesi de Dead Note. Şimdi bu tür yapımlarda live actiona uyarlama konusunda birebir aynısı yapılmıyor. Zaten yapılmaması da gerekiyor. Ben bu konuda şey değilim. Bunun örneğini olarak da yine One Piece vereceğim. Bunu çok beğendiğim için One Piece veriyorum. Şimdi Sanji çok böyle gevşek bir karakter. Kadın gördüğü zaman triplere giren, işte böyle bütün gördüğü kadınlara yazan bir karakter. Zoro çok geri zekalı ama çok güçlü bir karakter. Luffy de aynı şekilde salan önde giden ama çok güçlü bir karakter. Ama yapımda bunları değiştirmişler. Yani o da Sensei bu yapımın başında olan birisi. O da Sensei mangaka yapımın yapımcısı yani yaratan kişi o. Her şey ona danışarak, onun fikirlerini alarak yapmışlar. One Piece'in güzel olma sebebi o. One Piece çok eski bir yapım. Bunu herkes biliyor yani senelerdir devam ediyor. Şimdi Oda Sensei zamanında yaptığı şeyleri, gereksiz olanları çıkartıp yapımda yani bu live action'da öyle koymuş karakterleri ve gerçekten güzel olmuş. Yani izlerken bu karakterler ne sıkıyor ne de çok fazla bağlıyor kendine. Karakterlerin birçok şeyinde değişiklikler yapılmış. İşte normalde Luffy çok konuşan böyle millet akıl veren bir karakter değilken yapımda biz görüyoruz ki live action'da Luffy milletin hayalleriyle ilgili millete böyle hani öneriler veren, fikirler sunan bir karakter olmuş. Bu karakter değişimi dokunmuş mu yapımı? Hayır bence daha güzel olmuş. Yani live action'a uygun bir şey olmuş. Animelerdeki hani biliyorsunuz bu saçma tepkiler falan filan var. Özellikle Sanji'nin kadın gördüğünde verdiği tepki falan çok saçma. Bunu yapımda görmüyoruz ya bu gerçekten güzel bir dokunuş. Ama Netflix bu dokunuşları o kadar çok abartıyor ki o kadar çok saçma yerlere gidiyor ki hikaye ya yani izlenebilitesi kalmıyor. Tabii ki yani şunu demiyorum bu olmaz zaten birebir aynısını yapın aynısını izleyelim diye bir fikrim ya da bir düşüncem yok. Ya benim düşüncem olabilitesi olacak şekilde karakterlerle oynayıp dahil etmek. Ya biliyorsunuz Avatar Son Hava Bükücü döneminde çocuklar için ya, tasarlanmış bir yapımdı. Çizgi romanları falan gayet hani e, çocuklara özel çıkıyordu. Her ne kadar böyle ince espriler yetişkinlere özel içerikler falan da olsa ağırlıklı hedef kitlesi çocuklardı. O dönemde bu yapımı seven çocuklar birer yetişkin oldular ve bu yapımı bana soracak olursanız yetişkinlere özel yapmaları gerekiyor ki o dönemdeki kitleyi de tutsunlar. Bu yapım live action olduğu için izlenebilitesi de olsun. Bu yapımda ilk başta umutluydum ben. Avatar Sonar ve yapımcıları Netflix'e birlikte çalışıyorlardı ve onlardan bir şeyler alarak yani fikirler onlardan çıkıyordu şu değişsin bu değişsin gibi. Bununla ilgili daha önce bir video yapmıştım. Yapımcılar Netflix'te anlaşamadıkları için bu yapımı terk ettiler ve kendi stüdyolarını kurup hikayeleri oradan devam ettirmeye karar almışlardı. Kendi live action yapımlarına falan çekeceklerdi bu yapım iptal olur diye düşünüyordum ben ama öyle yapmadılar. Herhalde belli bir yere geldikleri için diye düşünüyorum ben ama bilmiyorum yani fikirlerine. Hikayeye bağlı bir şekilde kalacaklarının garantisi yok. Kalırlarsa güzel olur mu? Olur. Ama yani benim pek bir umudum yok. Çünkü Netflix bu tür yapımlarda hikayeye asla bağlı kalmıyor. Karakterleri kendilerine göre değiştiriyorlar. Motivasyonlar değişiyor. Karakter gelişimleri değişiyor. Avatar sonu bükücü her ne kadar çocuk yapımı da olsa bilen bilir karakter gelişimi konusunda bütün yan karakterlerde dahil çok böyle ders verebilecek bir yapım. Şimdi karakter gelişimleri ne kadar kötü olursa yapım da o derece kötü oluyor. Bu doğru orantılı bir şey. Karakter gelişimleri bu kadar özlenilmiş olan bir yapım. Her ne kadar çocuk yapımı da olsa çok iyiydi. Şimdi bunun üstüne saçma salak gelişimler görürsek izlenebilitesi ortadan kalkar yapım. Ben sevmem şahsen. Hikayeye o kadar hakimim ki videolar sayesinde, yani bütün hikayeleri okudum, bütün hikayelerin içinden geçtim diyebilirim yani. O yüzden bu hikayelere sadık kalmama durumu söz konusu olacağı için, buna eminim olacak yani, bu yapım hani ilk başta güzel bile başlasa sonradan bozacak. Witcher'da da aynı şeyleri yaşadık, işte çok güzel başladı dedik, çok güzel gidiyordu, tasarımlar, karakterler, yani karakterlerin yapımları falan aynısıydı neredeyse. Ama yapımın ana rolünü oynayan, yani Geralt'ı oynayan oyuncu dedi ki ben buna dahil olmak istemiyorum. Çünkü ana hikayeye dahil değiller. Ana hikaye doğrusuna gitmiyorlar. Kafalarına göre değiştiriyorlar. Durum böyle olunca da herkes farklı bir şey beklerken ortaya farklı bir şey çıkıyor ve beklentiler suya düşmüş oluyor. Avatar son hava bükücü dedi. Ben aynı şey olacak diye düşünüyorum. Aslında fragmanlarda böyle çok göze batan bir şey yoktu. Ama büyük bir ihtimalle göze batan şeyleri fragmanı koymayıp yapımda bize gösterecekler. Ve bu da bize büyük bir sürpriz olacak. Ya Benim için büyük bir sürpriz olmayacak yalan söylemeyeyim ama genel olarak herkes şey edecek. Bu böyle değildi niye böyle yaptılar falan diye bir muhabbet olacak. Biliyorsunuz Avatar Sonar Bükücüğü'nün bir filmi çıkmıştı. Film inanılmaz kötüydü. Yönetmen filmleri ana hikayeyi ya da çizgi filmi falan izlemeden yapmış. Kendi kafasına göre bir Avatar Sonar Bükücüğü dünyası tasarlamıştı. Dövüş kareografileri olsun bir şeyleri bükmeleri olsun yapımdaki hikaye olsun falan çok kötüydü böyle tamamen doğaçlama, doğaçlama gelişiyormuş gibiydi. Bu ana hikayeye bağlı kalma konusunda hani anlatmaya çalıştığım şey. Yapımcılar olaya dahil oldukları zaman zaten kendilerinin hikayesi, kendilerinin yaptığı bir şey olduğu zaman beğenilmeyen noktaları kendileri biliyorlar ve ona göre düzeltmeler yapıyorlar. Ama son hava bükücü de bu yapımcıların olaya dahil olmaması yapan kişilerin olayları kafalarına göre değiştirebilmesi anlamına geliyor. Bir olay kafasına göre değiştirildiği zaman da ana hikayeden sapmış oluyor. Ya bunun için ufak bir örnek verecek olursak live action olmasa bile animeler. Ya birçok anime var, mangası çok güzel, animesi çok kötü olan. Nedeni ana hikayeden sapmaları. Bakın ufak detaylar ya da ufak dokunuşlar demiyorum. Ana hikayeden doğrudan sapmaları. Ana hikayeden nasıl sapıyorlar? Tokyo Ghoul var mesela. Hikaye bambaşka bir yerdeyken bambaşka bir yerlere gidiyor. Sonradan toparlamaya çalıştılar ama bu benim hoşuma gitmedi yani bir kere soğuduktan sonra tekrar izleyesi gelmiyor insan. Promised Neverland var. Gerçekten çok güzel bir hikayesi var ve anime'nin ikinci sezonunu izleyenler bu ne diye bir şaşırdı çünkü manga bambaşka gidiyordu, anime bambaşka gidiyor. Karakterlerin tasarımları çok göze batmıyor yalan söylemeyin bu konuda. Hani konuşmalar, replikler, fragmanda gördüğümüz şeyler falan güzeldi. Ortamlar güzeldi. En önemli nokta kalıyor ana hikaye. Ana hikayede ballı karılarsa güzel olur. Umarım beni yanıtırlar da güzel bir şey izleriz. Yani ben kötü olsun istemiyorum. Kötü olacağını düşünüyorum. Netflix bizi şaşırtır da çok güzel bir yapım sunar ve çok güzel bir şey izleriz diye umuyorum. Ama benim tavsiyem beklentinizi çok yüksekte tutmayın. Çünkü çok güzel bir yapım olmayacak gibi geliyor bana. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video buraya kadardı. Algoritmamı düzeltmek için yorum yapıp beğenebilirseniz videolara çok güzel olur. Dilerseniz abone de olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.